Anlat bakalım, Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Özellikle fast food deyince hemen ye çık diyoruz ve sizlerle izleyicilerimiz için şu an sizlere bir lezzet noktasından sesleniyoruz. Gökhan Kabasakal yanımızda. Öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Daha sonra da sektördeki yerinizden izleyicilerimize bahsedelim. 89 doğumluyum. Kütahya'da doğdum. Bu sektöre daha önceden hayallerim olaraktan başladım. Eskiden beri düşünüyordum böyle bir sektöre atılmayı, böyle küçük bir işletmem olmasını. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Kendimin de bir çocuğu var, söylemiştim size daha önce de. Çekimden önce bahsetmiştik. Biraz sohbet arasında geçmişti. Allah bağışlasın diyoruz. Şunu merak ediyorum. Özellikle burada nasıl bir çevre var? Şu an bulunduğunuz lokasyonda genelde öğrenciler hakim aslında. İşletmemiz öğrenciye dayanıklı bir işletme. Yani fast food deyince zaten gençler çok tercih ediyor. Onların için biz de değişik tatlar arıyoruz. Yani sabitleşmiş, kalıplaşmış tatların dışında daha çok onları mutlu edebilecek, gönül rahatlıklarıyla yiyebilecekleri bir işletme olmasını istedik. Hijyenin ön planda olduğu özellikle onu belirtmek istedim. Kesinlikle hijyen bizim için çok önemli. Dediğim gibi kendi çocuğum da var. Kendi çocuğuma yedirmeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime tavsiye etmiyorum. Yani bunu da tasvip de etmiyorum. Güzel olmasını umduğum bir işletme. İnşallah bu zor günler geçer. Bu zor günler geçtikten sonra yolumuza tam gaz devam ederiz diye düşünüyorum. Peki sormak istiyorum. Özellikle müşterileriniz için ve burada gerek personelleriniz için pandemi sonrası aldığınız önlemler nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Pandemi döneminde hijyene devletimizin öngördüğü bütün tedbirleri aldık. Sosyal mesafe. Sosyal mesafe olsun, eldiven olsun. Zaten bizim paket yoğunluklu çalıştığımız için el değmeden paket servisimiz vardı. En çok zaten o rağbet gördü bu dönemde. Zaten kendiniz de biliyorsunuz, insanlar dışarı çıkmak istemiyor. Hiç karşılaşmadan ürünlerimizi teslim ettik. Hijyen kapsamında çok önemliydi. Çünkü onların sağlığı bizim için çok önemli. Bu da güzel bir dönem olaraktan geçirmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar hijyene, temizliğe, yani sosyal mesafeye dikkat ettik. O zaman yolu düşen herkesi diyoruz, buraya bekliyoruz. Son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? İnşallah bu zor günler atlatılır. Herkes sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerine geri döner. Ve herkesin işi gücü rast gelsin dilerim.